Merhaba Shift Ahead'in izleyenleri, ben Erdem Pabuççan. Bugün Madfinger Games'in yeni oyunu olan Unkilled ile karşınızdayız. Zaten Madfinger firmasını Death Trigger serisinden tanıyoruz. Çok da iyi bir seriydi. Yani küçük megabaytlara, yaklaşık 130 megabaytlara 1-2 GB'lık oyunların kalitesini sunan bir seriydi. Bu oyunda da onu kesinlikle devam ettirmişler. Hemen hızlı hızlı oyuna geçelim, bakalım. Bir oynayalım. Temel olarak aynı Death Trigger serisiyle benzer zombileri öldürüyoruz. Tabi farklılıklar var. Artık büyük gelen boss zombiler biraz daha farklı. Hemen yeni alana girelim. Oyunda tabi alan alan, yani district district ayırmışlar. Gördüğünüz gibi şu an bir bölüm açıldı. 45 bölüm kadar açıldı. Bize yardım eden karakterler var. Onlarla konuşa konuşa sürekli bizimle konuşuyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Tabi şöyle geriye de bakalım hemen. Bu da bölümler arası ödüller oluyor. Hemen onu veriyor. Gördüğünüz gibi aralarda kartlar gözüküyor. Bu kartlar aslında ödül. Hemen şöyle gidelim. Normal bölümlerin yanı sıra arada böyle ek bölümler, yan bölümler de var. Gördüğünüz gibi üst tarafta gördüğünüz bölümler onlar. Hemen girelim. Sağ tarafta silah seçenekleri var. İki silah alabiliyorsunuz yanınıza. Hemen şöyle bakalım. İsterseniz örneğin başka bir silah da alabilirsiniz. Benim bir silahım daha var. Evet, hemen onu aldım. Bir sniper, bir de shotgun'la gidiyorum. Evet, yine karakterler yardım ediyor. Death Trigger oyunlarına çok benziyor. Çok benzer bir mantık var ama bölümler en azından şu ana kadar biraz daha kısa. Bu çok hoş değil, çok hoş bir durum değil açıkçası. Çünkü hani güzel bir oyun, bölümlerin daha uzun olması hepimiz için daha iyi olabilirdi bence. Neyse, ilerleyelim bakalım. Mesela 3 yıldız almanız için ek görevler veriyor. Mesela 15 tane headshot istemiş. Tam bir health ile bitirmemiş demiş. Hiç can kaybetmeden bitirmemiş demiş. Eğer bunları yaparsam geçiş yıldızının yanında 2 tane daha yıldız alıp 3 yıldızla tamamlayabilirim. Tabii eksikle yapsanız çok bir şey kaybetmezsiniz. Özellikle televizyona bağlayıp shield'in koluyla oynayınca muhteşem bir oyun oluyor. Yani neredeyse bir konsol performansını veriyor diyebilirim. Çünkü oyun 137 MB'lık bir oyun. Yaklaşık hem iOS hem Android platformları ücretsiz olarak mevcut. Maalesef Windows Phone platformunda yok. Siz bunu televizyona falan bağlayınca 137 MB'lık bir oyun bile olsa çok yüksek bir, yani yüksek standartları olan bir oyunmuşçasına, 1-2 GB'lık bir oyunmuşçasına oynatıyor sizi. Neredeyse bir konsol havası yaratıyor. Onu da söylemem lazım. Zombiler geliştirilmiş. İşte bosslar dediğim gibi farklı. Bu tekme çok hoş. Bu yanlış hatırlamıyorsam böyle bu şiddette bir tekme yoktu Death Trigger serisinde. Genel olarak grafikler çok güzel. Onu söyleyebilirim. Hemen şurada sağ tarafta görüyorsunuz. Biri zaten canınız için. Diğeri ise oyunu yavaşlatıyor. Mesela siz headshot yapabiliyorsunuz bu sırada. Böyle kısa bir süreliğine yavaşlatıyor. Bir de roket vardı fakat o şu an bitmiş. Rokette de genelde bosslar için harcayacağınız bir özellik aslında. Bu genelde hediye de geliyor. Siz parayla da satın alabiliyorsunuz. Onlara da bakacağız. Genel bir roket saldırısı yapıyor ileri. Çok mantıklı durmamış saldırı ama işinize yarıyor diyebilirim. Şöyle. Evet, ve açtık. Bölümler genelde bu şekilde, yani Death Trigger ya belli bir saniye boyunca bir yerde durup hayatta kalmanız gerekiyor ya bir yere bir su ulaştırmanız, bir elektrik ulaştırmanız gerekiyor, bir vana açmanız gerekiyor gibi çeşitli bölümler var. Bazı bölümler araba üstünde siz makineli tüfek kullanırken, bunlar çeşit çeşitli birçok bölüm var oyunun. Tabi yine bir hediye geldi, hemen bakalım, açalım. Evet, para gelmiş. Gördüğünüz gibi bu kısımdan istediklerinizi alabilirsiniz. Hemen bakalım. Multirak istemiş, medkit demiş ve adrenalin demiş. Adrenalin az önce doldu, zamanı yavaşlatan gadget. İşte bu multirak da bunu parayla alabilirsiniz. Şu an benim bir tane almaya yetiyor. Aldım. Evet. Bunun yanı sıra burada çeşitli paketler var. Tabii paketler genelde altınınız yetmeyeceği için kendi paranızla almanız gerekiyor. Silahlar çeşitlendirilmiş tabi 3 farklı alanda. Üçünü de alabilirsiniz. Üçünden de istediğinizi alabilirsiniz. Tabi oyunda ilerlemeniz için silahları almanız gerekiyor kesinlikle. Hani bir yerden sonra silahlarınız yetmiyor çünkü.
Oyun aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Ben çok beğendim oyunu çünkü ben Dead Trigger serisini de çok beğenirdim. Bunu da aynı şekilde beğendim diyebilirim. O adamlar üstüne koymuş yani. Madfinger gerçekten iyi bir seriyi, iyi bir oyunu taçlandırmış. Tabii isim değişmiş ama ana olarak oyun benziyor diyebilirim. Evet, başka bir incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.